Fırında da siz görmüyorsunuz ama 200 dereceye önceden ısıtılmış fırına önden attım. 4-5 tane küçük bu bebek patateslerden şu boyda aşağı yukarı şu patateslerden 4-5 tane bunlardan bir tane de pancar kabuğuyla beraber fırında folyoya sarılı vaziyette pişiyor. Amaç orada birazcık diriliklerini almak. Sonra tarifin içerisinde sebzeli güveçte kullanacağım. Tavuk güveci yapayım. Aslına bakarsanız süper basit bir tarif. Öncelikle ocağın üstüne şöyle bir tava koyuyorum ve bu tavanın altını yakıyorum. Tavam iyice ısınınca tavukları yapacağım. Fakat bu tarifte ben genellikle göğüs yerine but eti kullanmayı tercih ediyorum. Bakın hazır vaziyette satılıyor. 6 parça aşağı yukarı yarım kilo kadar yapar ve 4 kişiyi rahat rahat doyurur. Şu ortadaki yeşil olan kısımlarını da çıkartıp bir tane soğan bana yeterli olacaktır. Şöyle bıçak darbeleri atıyorum. Yani elma dilim soğanlar doğramış oluyorum. Tava ısındı, hiç yağma bir şey koymuyorum ve direkt olarak göğüs etinin dış kısmını tavanın her yerine denk gelecek vaziyette tavanın içerisine yayıyorum ve kendi halinde bırakıyorum. Bak, hiç ellemiyorum. Hiç. Bir kase alıyorsunuz. Bu kasenin içerisinde bu arkadaşın fırında içinde pişeceği malzemeleri hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı ama böyle hakikaten aşırı tepeleme değil. Bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı da biber salçası. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı. İkisini beraber karıştırdıktan sonra içerisine bunun suyunu ekleyeceğim. Şu bir, şu da aşağı yukarı 1,5 bardak su yapıyor. Toz şeker ilave ediyorum buna. Bir tatlı kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Bu da benim tavukları içinde pişireceğim lezzetli, güzel sosum. Her şeyi iyice çırpıyorum burada. Bak, gayet güzel renk aldı. Bu rengi ne kadar çoğaltırsak bizim o kadar avantajımıza. Her iki taraflarında da bu rengi iyice çoğaltacak kadar çok dokunmadan pişiriyorum bu arkadaşlar. Dış cepheleri, bu renk alan dış cepheleri yukarıya doğru bakıyor. Diğer kısımları altta. Şu fırındakileri bir artık tezgahın üstüne getireyim. Çünkü onları da böyle bak aralara aynen şu anda bu soğanlara yaptığım gibi ufak ufak dizmenizi isteyeceğim sizden. Dikkatli vaziyette açın. Hoppa, güzel dumanlar çıkıyor. Oh, hafiften zaten böyle renk de almışlar. Dediğim gibi tam pişmiş sayılmazlar. Azıcık böyle piştiler. Elinizi yakmayın. Burada pişmeye devam edecekler. Onu da unutmayın. Pancar ve patatesler böyle duruyor. Sizden isteğim patatesin boyutuna göre ister 2'ye isterseniz de şöyle 4'e kesip bunları şöyle kenara köşeye güzelce dizip yerleştirmeniz. Şöyle güzel güzel elma dilimler kesiyorum. Keserken çok elimi orayı burayı boyamasın diye de şu şekilde kendimce pratik bir yol geliştirdim. Bu şekilde pancarları da tavuğun her tarafına koyuyorum. Birincisi zeytin aldım, yeşil zeytin. Yani bunu böyle bulmak zorunda değilsiniz. Çekirdeği çıkartılmış yeşil zeytinleri böyle sanki tost makinesine basar gibi basıyorlar. Ve bu şekilde satıyorlar. Dediğim gibi yoksa direkt yeşil zeytin olur, siyah zeytin hakeza olur. Olur yani, bunlar ne koymak istiyorsanız bunların hepsi olur. Birazcık taze kekik dal olarak koyuyorum. Lezzetini alacağım. Çıkartması kolay olacak üstünden. Bunu da dikkatli vaziyette bu arkadaşın her yerine gezdirmek istiyorum. İnce birkaç dilim limon doğruyorum. Bu limonları da şu şekilde hazırladığım bu tavuğun üzerine gezdirip başka hiçbir şey ilave etmeye ihtiyaç duymuyorum. Bir parça alüminyum folyo alın. Üstünü kapatın. Alüminyum folyo içerideki hiçbir şeye değmiyor. O yüzden korkmayın. Sadece üstünde bir kapak görevi görüyor. Alüminyum folyo ile üstünü kapattıktan sonra direkt olarak fırına gidiyoruz. Şimdi bu arkadaş da yaklaşık 40 dakika kadar 200 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık bir 40 dakika pişirdikten sonra 40 dakika sonra üzerindeki folyoyu alın
Bir 10 dakikada açıkta öyle pişirin.